İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın taziye mesajı. 24 Nisan'da Fransa'nın Bron kentinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosit kurbanlarının anısına bir tören düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın evlatları Arturo Saruhan, Ermeni kimliği, Müslümanlaştırılmış Ermeni kadınları, Bakan Yardımcısı, T köyünde yaşanan çatışmanın nedeni müzakere eksikliği değil, çatışmayı Azerbaycan kışkırttı. Kongre üyesi Frank Pallon, ABD'den Aliyev'in Ermenistan Cumhuriyeti'ni bombalamasından sorumlu tutulmasını talep etti. İhmal edilmiş bir kültürel miras olarak Ermeni kaligrafi sanatı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, 11 Nisan'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sinik bölgesi Tel köyünde Bakü yetkililerinin düzenlediği silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Ermeni askerlerin ailelerine ve tüm Ermeni halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor. Armenek Abrahamyan, hiç kimsenin evlatlarımızı hayattan mahrum etmeye, egemen devletin sınırlarını ihlal etmeye hakkı olmadığını belirtiyor. Herhangi bir taciz cezalandırılacaktır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, 12 Nisan 2023, Karin. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Ulusal Ermeni Gaziler ve Destekçiler Derneği Başkan Yardımcısı Lidya Margosyan ve Kent Konseyi Gaziler İşleri Delegesi Stefan Genen, sizleri 24 Nisan 2023 tarihinde saat 17'de Fransa'nın Bron kentinde Bron Belediye Başkanı, Bölge Meclis Üyesi, Özel Etkinlikler Sorumlusu Jeremy Bohut'un onursal başkanlığında gerçekleşecek olan Ermeni halkına karşı işlenen soykırım, Armenosit kurbanlarını anma törenine katılmaya davet ediyorlar. Tören, Bron Kilisesi yakınındaki askeri panteonda protokole uygun olarak gerçekleşecektir. Arturo Saruhan, Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi oldu. Şu anda Brookings Enstitüsü'nde çalışmaktadır. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesidir. Saruhan, Meksika'da doğdu. Arthur Saruhanyan'ın babaannesi Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'ten sağ kurtularak Yunanistan'a ve ardından Venedik'e kaçtı. Oradan Saruhanyan'ın büyük babasıyla tanıştı. Arturo, baba tarafından Ermeni, anne tarafından İspanyol ve Katalandır. Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon tarafından büyükelçi olarak atanan Saruhan, ülkesinin komşu ve en büyük ticaret ortağının Meksika'yı temsil eden baş diplomatıydı. Aynı zamanda Twitter kullanıcısı olan ilk Washington büyükelçisiydi. Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi Fethiye Çetin'in meşhur Anneannem adlı kitabının ardından Batı Ermenistan'da bir hareket oluşmuş ve kimliğinden şüphe duyan pek çok kişi köklerini aramaya başlamıştır. Benzer anılara sahip olan insanlar yavaş yavaş korkularından kurtuldu ve Ermeni ataları hakkında daha cesurca konuşmaya başladılar. Onlarca yıllık tabu çatladı. Hatta Ermeni kökeni, özellikle Ermeni büyükanneler konusu en prestijli Türk gazetelerinde geniş çapta tartışılmaya başlandı. Tüm bunların merkezinde Fethiye Çetin vardı. Çetin, benzer hikayeleri olan yüzlerce insanı ziyaret eder, mektup gönderirdi. Bunun sonucunda Fethiye Çetin ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi etnograf Ayşegül Altınay, 2009 yılında Ermeni asıllı farklı insanların hikayelerini toplamaya başladı ve bu hikayeleri Torunlar başlıklı kitapta yayınladılar. Kitap, farklı yaş gruplarından 25 kişinin hikayesini anlatıyor. Kitap gerçekten bir kurgu eseri olarak kabul edilemez ve daha çok bir rapor koleksiyonu gibidir. Ancak yine de kuru gerçeklerin yanı sıra benzer sanatsal sapmalar da vardır. Torunlar kitabı oldukça zengin bir belgesel katmanı, belirli kişilerin, bazen de hayatta kalan tanıkların anılarını sunar. Ancak Çetin'in bir önceki kitabı Anneanneme kıyasla torunların sanatsal bir değeri olmadığını ve bazen propaganda niteliğinde unsurların göze çarptığını belirtmek gerekir. Ön sözünde soykırımdan, Armenosit'ten sağ kurtulan ve genellikle zorla Müslümanlaştırılan Ermenilerin torunları arasında derin bir korku duygusu olduğu belirtiliyor.
Bazıları kitabın yazarlarıyla konuşarak gerçek isimlerini sık sık sakladı. Bazıları röportaj verdikten sonra kitapta yer almamasını talep etti. Yazarların sözleri nesilden nesile aktarılan korku atmosferinin doğru bir değerlendirmesini sağlıyor. Ermeni dedenin acısı torunu için geçmiş bir acı değil, 3 nesil sonra bugünü ve hatta geleceği şekillendirmeye devam ediyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Armen Press'in haberine göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Arman Sarkisyan, parlamento oturumunda Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan tarafından oluşturulan ve sınır çizme meseleleriyle ilgilenen ilgili komisyonlar olduğunu ve bu çerçevede kapsamlı bir çözümün sağlanacağını ifade etti. Ancak bazen sunulan haritalardan kaynaklanan yerel anlaşmazlıklar diğer iddialar aracılığıyla yerelde çözülüyor. Buna müzakere dersiniz, müzakereler, anlaşmalar, konuşmalar şeklindedir. Bir de öyle bir durum var ki komutan bile anında tepki veriyor ve küçük bir sorunun büyük bir çatışmaya dönüşmesine izin vermiyor. 11 Nisan olayına gelince bakan yardımcısı bunun müzakerelerden ya da müzakere eksikliğinden kaynaklanmadığını söyledi. Azerbaycan tarafından özel bir provokasyon gerçekleşti. Bakan yardımcısı, insanlar gelip sadece mühendislik çalışması yapan insanlara provokasyon yaptı ve bunun sonucunda olay meydana geldi, diye belirtti. Amerikan Kongre üyesi Frank Pallon, ABD'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i 11 Nisan'da Bakü'nün Tehköy yakınlarında Ermeni mevzilerini bombalamasından sorumlu tutulmasını talep etti. Pallon Twitter'de şöyle yazdı. Bu, Azerbaycan güçlerinin Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik bir başka anlamsız provokasyonudur. Azerbaycan defalarca Ermenistan topraklarında bölgeyi istikrarsızlaştıran ve barışı neredeyse imkansız hale getiren saldırı eylemleri başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Aliyev'den hesap sormalı. 11 Nisan'da Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ın Sünik bölgesinin Tehköy yakınlarında mühendislik çalışmaları yapan Ermeni askerlerini yoğun ateş altına aldığını bildirmişti. Ermenistan Cumhuriyeti misilleme eylemlerine başvurdu. Bakanlığa göre 4 Ermeni askeri şehit düşerken 6 asker de yaralandı. Daha sonra Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı kurbanların isimlerini açıkladı. T köyünün 2 sakini de 11 Nisan'daki silahlı saldırıyı Armenian Today gazetesine anlattı. Onlar olayın Azerbaycan ordusu tarafından başlatıldığını kaydettiler. Ermeni alfabesi dünyanın en eski ve en güzel yazılarından biridir. Müzelerimizin arşivlerinde Ermenice kaligrafinin canlı örnekleri olan el yazısı Ermenice yazılmış binlerce kitap ve defter saklanmaktadır. Ancak Ermeni kaligrafi sanatının tarihi ve yazı üslubu hakkında bir kitap yoktur. Uzun yıllar Ermeni kaligrafisi eğitimi alan ressam Ruben Malayan mesleği grafik tasarımcısıdır. 2008 yılında Ruben, New York'taki bir yayın evinden Dünya Kaligrafi Mirası hakkında Dünya Kaligrafi Ansiklopedisi adında bir ansiklopedi hazırladıkları ve kitapta Ermeni kaligrafisi üzerine bir bölüm olmasını istedikleriyle ilgili bir mektup aldı. Yayın evi Ruben'e Ermeni bölümünün kurulmasıyla çalışma teklif eder. Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni yerleşimlerindeki arşiv ve taş baskıları inceleyen Ruben, Ermeni hat sanatının tarihini ve farklı dönemlere özgü yazı stilini adım adım canlandırır. Ruben Malayan, araştırması sırasında dünyanın farklı yerlerindeki Ermeni topluluklarında bulduğu Ermeni kaligrafi sanatıyla ilgili sadece 10 ders kitabı gördü. Bu ders kitapları, kaligrafi sanatının her zaman Ermeni klasik eğitiminin bir parçası olduğunu kanıtlıyor. Tüm Ermeni okullarında kaligrafi dersi vardı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Sovyet rejiminin kurulmasından sonra kaligrafi sanatı Ermeni okullarından yavaş yavaş kayboldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gombidas Vartabet'in düzenlemesini yaptığı, piyanoda Eleonora Voskanya'nın yer aldığı ve Ella'da Çahoyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Kele Kele adlı eseri sunuyoruz. Kele kele sulayın mırlı
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.